Pamukova meydanında hükümeti eleştirdi diyor. Hükümeti diyor yıpratıcı davranışlarda bulundu. Savcı da bunu ciddiye alıyor. Bana fezleke gönderiyor. Ben de bu fezlekeyi aldım. Mecliste kürsüye çıktım. Bana bak savcı dedim. Adam gibi fezleke yaz. Hükümeti yıpratmak istediğimi yazmışsın. Ayıp etmişsin. Ben hükümeti yıpratmak istemiyorum. Ben hükümeti yıkmak istiyorum. Yıkmak. Ne yıpratması ya? Sizden mi korkacağız? Biz sizden mi korkacağız ya? Allah vermiş bir can. Yarım yüzyıl yaşamışım. 50 sene yaşamışım. Yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur? Ölümden öte köy, Silivri'den öte mapushane yok. Ne var gene? Düşmanlarına, bu tarih düşmanlarına, bu nankörlere ya meydan okuyacağız ya da kenara çekilip terbiyeli maymun gibi kıyak emekli maaşımızı alacağız. Ben kenara çekilip de o milletvekillerinin kıyak emekli maaşını alıp terbiyeli maymun gibi oturanlardan olmayacağım. Siz de olmayacaksınız. Bak hep beraber şunu söyleyeceğiz hep beraber. Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler, hazine soyulurken aldırmıyor öküzler. Allah başını, uslu otur, hoş geçin, zıkkımdan maaşını diyor. Biz bunlardan olmayacağız. Meydan okuyacağız, meydan. Hep beraber meydan okuyacağız. Çok çalışacağız, çalmayacağız, çaldırmayacağız. Bunlar deveyi amuduyla götürürler. Bakın bunların hepsi köşeyi döndü. Bunlar fakir fukaranın malını çaldılar. Yetimin hakkını yediler. Boğazında kalsın bunların. Haram zıkkım olsun bunların. Dedim ben bunlardan özür dilemem. Gitsinler mahkemeye. Zaten dünya kadar dosyam var. Bir tane daha olsun. Dilemiyorum dedim. O arada telefonum çaldı. Köyden anam arıyor. Çocuğum özür dile seni dövecekler dedi. Ana işim var şimdi kapa telefonu dedi. Anam telefonu kapadı. Bir dakika geçmedi telefon bir daha çalıyor. Bu sefer babam arıyor. Bana bak ulan sakın özür dileme onlardan dedi. Bir hafta sonra köye gittim bizim Bilecik milletvekilimiz Yaşar Tüzün'le. Köy kahvesi dolu. Tabii bana köyde kimse sayın milletvekilim demez. Büyükler Muharrem der, küçükler Muharrem abi der. Babam da köy kahvesinde pastonun üstünde uyuklu. Kahveye girdim. Selamun aleyküm. Muharrem hoş geldin. Hayatımda babamın beni döverek haricinde ağlattığı tek şeydi. Kalktı. Kahveci dedi. Herkese çay getir. Bunun iki eline iki tane getirdik. Buna olan bütün babalık haklarımı helal ediyorum dedi. Ülkenin bir nefes alması lazım. Şimdi diyor ki bakın kendisi karar veriyor. Cevaba bak. Genel müdürün evinde dolarlar çıktı. Cevap şu. Genel müdürün saflığına gelmiş. Peki belediye başkanı ne olacak? Fatih Belediye Başkanı ona iftira atıyorlar. Peki anladık. Rüşvet vermiş bu. Hayır diyor rüşvet değil o hayırsever diyor. Peki onu da geçtik. Savcı o savcı hain diyor. Ya sen o hain dediğin savcıya geçmişte zırhlı aracını göndermedin. Genelkurmay Başkanı'nı da sorgulayabilir. Gazeteciyi de sorgulayabilir. Onların dokunulmazlığı mı var diyen sen değil miydin? Ne zaman iş oğlana geldi? Ne zaman iş sana geldi? Ne zaman senin gemilere geldi? Aklın başına geldi. Öyle değil mi? Yani sen ne zamandan beri rüşvetçi, hayırsever, onu iftiracı, her şeyi buldun. Operasyon diyor.
O diyor bir komplodur diyor. Kimin komplosu? İsrail'in komplosu. Yatak odana 6 tane kasayı İsrail mi koydu sen? O mu yaptı? İsrail'le gizli anlaşmaları sen yapmadın mı? İsrail'in OECD üyeliği vetosunu sen kaldırmadın mı? İsrail'in NATO tatbikatlarına olan vetomuzdan sen vazgeçmedin mi? Mavi Marmara gemisini kasten vurdun diyorduk. Kasten vurdun iddiamızdan vazgeçtin. Operasyonel bir kaza oldu diyen sen değil misin? Bazı köşe yazarları da diyor ki İsrail değil Amerika'ydı. Peki Amerika ise sen Orta Doğu'nun eş başkanı değil misin? Peki senin Dışişleri Bakanı Obama gel buraya ya seni parmakla çağırıyorlar dediğimizde o samimiyetten diyen sen değil misin? Bush'un gözlerinden terör konusunda kararlılığı okudum diyen sen değil misin? Obama'nın sesini özledim diyen sen değil misin? Amerika'ya gittiğinde seni en üst düzeyde ağırladılar diye yandaş medyaya başlık attıran sen değil misin? Suudi Arabistan diyor, Katar diyor, bazıları da öyle yazıyor. Ya ben sordum, soru önergelerime cevap vermedin. En fazla Katar'a gittin başbakanlığın döneminde. Hatta şöyle bir soru sordum, Katar bize ne Katar dedi. Niye cevap veremedin? Suudi kralından aldığın hediyeleri açıklayamıyorsun, savcının tatilini konuşuyorsun. 22 kere yurt dışına gittin diyorsun, adam da meydan okudu sana. Dedi ki, sen ispatla istifa ederim ama sen ne diyeceksin dedi. Bunlar bu kadar cahil ki. Sormuşlar hemen Türk Hava Yolları'na falan. O isimde seyahatlerin toplamı 22. Ama aynı isim benzerliği var. Bu kadar salak bunlar. Bu kadar salak. Türkiye'de benim bildiğim 6-7 tane Muharrem İnce var. Bana nüfus kağıdı gösterir. Almanya'da koydu önüme nüfus kağıdını Muharrem İnce. Yalova'da var bir Muharrem İnce. Şimdi bunlardan bir tane üçkağıtçı Muharrem İnce çıksa yandı. Sen düşün Muharrem İnce az bulunur ama seninkinden daha fazla bulunur. Dikkat edin, çekerim bak. Şimdi bakın değerli hemşehrilerim. Dosyayı diyor Pensilvanya'ya gönderdiler. E sen meclis başkanlığı yaptın, adalet bakanlığı yaptın. Bostan korkulu musun? Niye görevini yapmadın şimdiye kadar? Bir diğeri çıkıyor diyor ki orduya kumpas kurdular diyor. Ve vicdansız, ve insafsız. O kumpası kurarlarken sen neredeydin? Neredeydin sen? Belediyede zabıta mıydın? Ne iş yapıyordun sen? Birisi çıkıyor diyor ki çete var diyor. Paralel devlet var diyor. Savcı iş takibi yaptı diyor. Bakın değerli hemşerilerim. Olay nedir biliyor musunuz? Olay iş kötüye gitmeye başlayınca telaş olur. Telaş olunca ne yapacaklarını bilmezler. Oradan oraya saldırırlar. Bak başbakana sesleniyorum Karasu'dan. Savcıyı da değiştirsen, polisi de değiştirsen, HSYK kanununu da değiştirsen kaçış yok. Belediye seçimlerinde kolunu kanadını kıracağız. Önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında seni otobüslere bindirip Yüce Divan'a göndereceğiz.